Site yapmaya başladıktan biraz sonra hemen istiyoruz ki aslında bu siteye üye olunsun ve bu siteden çıkış yapılsın gibi bazı işlemleri istiyoruz. Ve burada bir login ekranı görmek istiyoruz. Ya yani ben sistem kullandığım zaman aslında bu sitenin bir backend'i, bir frontend'i olacak. Ve ben bunları bir panel oluşturayım, bir admin panel oluşturayım. Ya da bu sayfaya üye olunsun ya da o panele giriş yapılsın gibi o giriş kısmı olması gerekiyor. İşte Laravel bununla alakalı tabii ki size bir paket sunuyor ve biz bu paketleri de şu aşağıda hemen burada package diye bir yer görmemiz lazım. Package işte burada. Ve ilk başta burada birkaç tane package görüyoruz. Her biri tabii ki farklı işlemleri görüyor. Bunları da video belki ilerleriz. Ama biz ilk öncelikle Breeze. İlk başta gelen package. Bakın bu package ne yapıyormuş? Minimalist ve basit bir şekilde tüm login, password reset ya da giriş, e-mail doğrulama, şifre doğrulama gibi her şeyi size sunan bir Blade template ise birlikte Tailwind CSS kullanıyor. Aynı zamanda bu sayfada Vue ve React.js'in kullanılabileceğini söyleyen bir yapı sunuyormuş. Pekala, biz bunu projemize dahil ettiğimizde artık bu sayfamıza bir admin panel ekleyip bu admin panelden giriş yapabileceğiz. Ve bu bizi heyecanlandıran bir şey. Gelin bunu kuralım. Öncelikle bize bir Composer linki vermiş. Composer require Breeze Laravel diyerek bunu kopyala diyor. Sonra projene gel ve bu projenin içerisinde bunu yapıştır diyor. Burada artık bizim Breeze paketçimizin kodlarının nereye yüklendiğini görebiliriz. Şöyle bir hemen kısaltalım şurayı. Example içerisinde bakın Composer log ve Composer şurada yeni nerede? Yeni şurada sanırım. Evet. Sonra da Composer JSON adı altında burada birkaç değişik yeni eklentiler görüyoruz. Bunları artık bizim projemizde Composer'ımıza eklemiş olduk. Ne yapmamız lazım? Hemen siteye geri geliyorum. Bunu yüklememiz gerekiyor. Diyor ki artık PHP artisan breeze diyerek bunu yükle diyor. Çünkü Composer'ın içerisindekileri artık bakın dağıttı. Projeme dağıttı. Routers'lar ekledi. Bir tane auto PHP geldi. Test eklemiş. Sonra app'in içerisinde HTTP içerisinde bir controllers geldi. Auth diye. Ve burada tüm giriş için gerekli controllers'lar oluşturuldu. Request. Login request'imiz oluşturuldu. Sonra web değişmiş. Web içerisinde bir require diye bir tane auth PHP dahil edilmiş gibi birçok şey projeme bir anda dahil edildi. Neler olduğunu görmeden önce burada ne yazıyor? Bakalım hemen şöyle. Bakın diyor ki Please execute the npm install and npm run dev diyerek bunu da yaparak projenin yüklemeye devam et diyor. Hemen kopyalıyorum ve yapıştırıyorum bunu. Npm install ve npm run dev. Bu neydi? Bu aslında bizim projemizde npm Node.js'in gerekli olduğunu söyleyen bir yapıydı. Ama onun öncesinde dokümana baktığımız zaman ne diyor? PHP artisan migrate'i önce çalıştırmamız gerektiğini söylüyor. Ondan sonra bunları yapmamız gerektiğini söylüyor. Peki bu migrate yapısı neydi? Veri tabanı oluşturuyor. Veri tabanı topla oluşturan yapıydı. Bu nerede oluyordu? Hemen burada ona bakacağız. Hemen gelelim. Bakın burada veri tabanı olması lazım. Database. Bunun içerisinde migration olması lazım. Burada olması gerekiyor. Öncelikle bu yapımızın içerisinde herhangi bir yeni bir şey gelmemiş. O zaman ben PHP artisan migrate desem sanırım şu an benim için çalışmaz. O yüzden npm install ve npm run dev diyerek ben bunu yapacağım öncelikle. Ve bu yapının çalışmasını bekliyorum. Bu sırada biz bu veri tabanı işlemlerine gireceksek eğer şöyle yapacağız ki hemen bakın burada benim için localhost'um yeniden çalıştı. Bunu bir yenileyelim. Şurada hemen yenileyelim. Bakın login ve register diye iki tane ekran geldi. Aynı sayfadayım. Ana sayfadayım. Login'e giriyorum. Benim için bir login page'im geldi sisteme. Bakın register diyorum ve benim için bir register geldi. Şu an her şey yolunda ve her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor. Biz burada bir tane de migration oluşturmamız gerekiyor. Bu migration'ı da veri tabanında tablo oluşturmak için kullanacağız. Hemen buraya gelip Local host diyorum. Bunun açılması için ne gerekiyordu? Tabii ki serverlerimizin açık olması lazım. Hepsi açık. PHP MyAdmin'e giriyorum burada. Ve bu PHP MyAdmin'de bir tane site oluşturacağım. Hemen veri tabanlarımıza geliyoruz. Ve bir tane veri tabanı oluşturacağım. Bunun ismi site olsun diyorum. Oluşturalım. Ve bu site benim için oluşturuldu.
Şimdi de burada mesela hemen şurada sunucumuza basalım. Kullanıcı hesaplarına basalım. Bakın herhangi bir şifre gerektirmiyor benim tüm kullanıcılarım. O yüzden bunu gösterdim. Şimdi çünkü bunu .enb yazı dosyasına girip şurada yapılandıracağız. Nerede? Burada. DB connection'ımız MySQL. Host'umuzu elde edeceğiz, port'umuzu elde edeceğiz. DB database'imizin sadece site olduğunu söyleyeceğiz. Burada bu şekilde olacak. Ve root'umuz burada eklemi zaten kendi durabilir. Bakın root ekli ve herhangi bir şifresi yok mu? Evet, parola gerekmiyor. O halde bunu da bu şekilde kurduktan sonra şöyle cd diyorum. Burada yazamadım. cd example'ın içerisine gir ve şunların hepsini kapatalım. Şöyle aynen. npm değil php artisan, şurada çıkıyor zaten bakın, artisan serve diyerek çalıştıralım. Şimdi bu yapı bakalım çalışıyor mu? Şu an her şey yolunda. Kurulum doğru gidiyor. Hemen bir terminal daha oluşturalım. Ve burada php yok. İlk önce cd ile şu şeyin içerisine girelim. Example'ın içerisindeyiz çünkü biz projemiz. Şimdi de php artisan migrate dediğimiz o yapıyı yeniden oluşturalım. Bakın ne oldu? Biz bir migration dosyasıyla şimdi bu veri tabanımızın içi boştu. Site. Şimdi ne oldu? Bakıyorum içerisinde tablo eklenmiş. İşte bunu oluşmasını sağlayan neydi? Bu paketle birlikte gelen o kodların içerisindeki bulunan migration'ı çalıştırdık. Ve bu migration bu veri tabanına bağlandı. Ve bu veri tabanına bu tabloyu oluşturdu. Şimdi burada bir users'ın var ve içerisi bomboş. Hadi gelin birlikte siteye register olalım. Evet, şu an benim için bunu görmedi. Ne yapmamız lazım? Çünkü hemen bir de aynı zamanda PHP değil de şu CD diyerek example'ın içerisine girelim. Ve npm install npm run dev dediğimiz yapı vardı ya. Bu run dev'i çalışması gerekiyor. Bunu çalıştıralım. Şimdi register diyelim ve içerideyiz. Hemen kendi kaydımı oluşturalım. Şimdi Yakup, burada da böyle böyle bir tane mail koyuyorum. Bunlar doğru olmasına gerek yok çünkü biliyorsunuz bunları biz göreceğiz sadece. Aynen. Register diyorum ve şu an ben içerideyim. Dashboard'um burada. İsmim burada duruyor. Dashboard ve URL login yazıyor. Bu sayfa nereden geliyor? Nereden? PHP'nin içerisinde, bir resource'un içerisinde, Views'in içerisinde bakın dashboard diye bir sayfa eklenmiş buraya. Buradan geliyor. Ve burada bir bazı component'lar var. Bunlar da buraya klasör olarak eklenmiş. Bu yeşil olanların hepsi bu paketle birlikte kurulan yapı arkadaşlar. O yüzden şimdi biz bunu görmüş olduk. Ben şimdi burada Yakup'tan logout diyerek çıkabilirim. Login diyorum. Neydi benim mailim? Unuttum. Hiç sıkıntı yok. Buraya gelip hemen bu users tablomu güncelliyorum ve veri tabanına Yakup e-maili geldi. Bu veri tabanına artık bizim işlemlerimiz yapabileceğimiz anlamına geliyor. Burada şu mailim neymiş? Buymuş. Bu şekilde bir mailim varmış. Bunları tabii ki ilerleyen videolarda doğrulama isteyeceğiz. Hani bu maille böyle üye açamazsın. Önce bir tane mail gelecek. O mailde bir kod gelecek. Sonra bu seviyede olacaksın. Ama şimdilik biz test aşamasında izliyoruz. Ve bu e-mail ve şifremle yeniden login diyorum. Bakın yeniden sayfama giriş yapmış oldum. Ha, tabii ki şöyle bir şey de var. Hani biz her zaman yazılımcıyız. Her zaman istediğimiz şey bu şekilde kullanım değil. Mesela bunu yazdı adam. Bunu yapsın. Yanlış bir şifre yazdım. Bakın you don't match your records diyor. Yani senin buradakini kimlik bilgilerin don't match diyor. Şimdi, tamam. Buradaki o zaman şöyle bir şey yazalım. Buraya bu sefer değişik bir mail yazalım. Sonra şöyle bir şey yazalım. Gene mi aynı hatayı vereceksin? Evet. Yine hatayı verdi. Burada da yine kimliklerin uyuşmuyor hatası veriyor. Yani proje şu an Braze yapısı şu an takır takır çalışıyor.